Şimdi ilginç olan ateistler genel olarak biliyorsunuz bu dünyayı yaşamak adına dini inkar ederler. Yani hep budur. Mesela otobüs ilanlarını hatırlarsınız. İngiltere'de Dawkins'in de öncülüğünü yaptığı bir otobüs ilanları konusu vardı. Ateizm Evet. propagandası Evet. yapan. Orada işte kendilerince Allah'ın var olmadığını haşa iddia ediyorlar. Fakat bunu da dünya bırakın boş verin dünyayı yaşayın sloganıyla vermişler. Yani böyle olunca haşa dinden uzak olunca Allah'ın varlığını reddedince haşa o zaman dünyayı yaşayacaklarını, o zaman bir tedirginlik ve şey duymayacaklarını kendilerince böylelikle zevklerden, dünya zevklerinden zevk alabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi çok ilginçtir tabii Allah böyle bir şey olduğunda onlar böyle bir şeye böyle bir şey için davrandıklarında Allah da bunu tersine çeviriyor. Zevkleri zevksizlik haline getiriyor. Evet. Bu mucizedir gerçekten. Şimdi ben bir ayet hatırlatmak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezden gelirse diyor. Biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlatırız. Yani bir şeytan ona musallat oluyor ve onu kabukla bağlıyor üstünü. Artık bu onun yakın bir dostudur. Şimdi onun yakın dostu şeytan oluyor. Şimdi şeytan bir insanın, bu bir tehlike bakın. Kur'an'da Allah dikkat çekiyor. Allah'ın üzerinde durduğu ve insanlara bir tehdit olarak söylediği bir tehlike. Ve bu oluyor diyor Allah. Şimdi bir şeytanın kabukla bağlaması ve bir insanın yakın dostu olması ne demek biliyor musunuz? Şeytan neyi ister? Kapkaranlık bir dünyayı ister şeytan. Zevkleri zevksizliğe çevirmeyi ister. Güzellikleri çirkinlik haline getirmeyi ister. Bu dünyaya meylettirir, ahireti unutturur, Allah'ı unutturmaya çalışır. Bunun sonucunda da insana hep böyle kötü şeyler fısıldar. Yani hepsi nefsine yönelik şeyler fısıldar. İnsan da nefsine uydukça hep bu bunun kendi başına bela olarak döner. Çünkü Allah nefis daima kötülüğü emreder diye Kur'an'da bize bildiriyor. Demek ki nefse uymak bir korkunç bir şey getiriyor beraberinde. Şimdi neden o zaman böyle bir karanlıkla karşılaşıyoruz Allah'ı inkar edenlerin çevresinde? İşte bu yüzden. Çünkü şeytan onlara hep o yönde bir telkin yapıyor. Hep o ruhsuzluğu, o karanlığı, o zevksizliği veriyor doğal olarak. O zaman sevgiyi çekiyor. Sevgi çünkü vicdanın istediği bir şey, Allah'ın istediği bir şey. Sevgiyi uzaklaştırıyor onlardan. Bu çok büyük bir dert, çok büyük bir sorun. Yani bu gerçekten bütün insanların çok kaçınması gereken bir şey. Bu Allah'ın Kur'an'da bahsettiği çok önemli bir tehdit. Onları bir şeytanın sarıp sarmalaması, kendi ruhlarında da bunu aslında hissederler. Demin Dilem'in anlattığı gibi. Eğer bir insan bakın sevmeyi istiyor bir kediyi gördüğünde fakat ona öyle bir duyguyu duyamıyor. Mesela güzel şeyler gerçekten ona zevk verir fakat hep böyle kapkaranlık şeylerle karşılaşıyoruz onların dünyasında. Konuştukları şeyler kapkaranlık oluyor. Mesela hep onu da dün konuştuk Didem'le. Biz mesela daima fikir özgürlüğünden bahsediyoruz. Bir ateistle konuşabiliyoruz, onu anlatıyoruz. Yani onun fikirlerini dinliyoruz fakat aynı zamanda da ona anlatıyoruz doğru olanı. Fakat onların doğru olana tahammülü olmuyor. Nefretle, öfkeyle karşı geliyorlar. Tabii ki, bakın fikirleri dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Hiçbir şeyi kabul ediyor. Yani kendi fikri de zaten dine karşı olma. Hani yeni evet. bir fikir de getirmiş değil. Yani zaten getiremez de savunduğu da bir şey yok. Sadece dine karşı olmak adına geliştirdiği bir şey. Şimdi öfke var, karşıtlık var. Fikir özgürlüğü diye bir şey yok zaten onların dünyasında. Demokrasi yani o anlamda hiçbir şey yok. Karşı tarafın fikrine tahammülsüzlük var. O zaman ne oluyor? Nefret, kin, küfür. Kafalarında hep böyle şeyler gelişiyor. İşte Didem'in anlattığı o kapkaranlık çizimler, kapkaranlık şeyler hep o sayfalarda o tip şeyler. Cehennemi anımsatan, bizim yanına bile yaklaşmak istemediğimiz o korkunç görüntüler karşımıza geliyor. Bunların hepsi neden biliyor musunuz? Dünya zevklerinden, güzelliklerden şeytanın uzaklaştırmış olmasından kaynaklanıyor. Allah onlara sevgiyi unutturmuş oluyor. İşte bu bir beladır. Bu yüzden biz bunu güzelliğe çağırıyoruz tam onları. Tam ayetteki gibi aslında yani şeytan üstünü kabuk gibi bağlıyor. Tam o şekilde gerçekten. Oluyor. Güzelliği göremez hale geliyor. Böyle kapkaranlık bir dünya ona birdenbire kendi yani normal yaşanabilir dünya haline geliyor. O zaman tabii cehennem de o kadar garip bir yer olmuyor onun için yani. Bizim için çok ürkütücü bir yer ama onun belki yaşayacağı bir yer oluyor. Allah vermesin. Dünyada aslında bir anlamda cehennem başlamış oluyor. Bu çok büyük bir risk. Çok büyük bir bela olmaması gereken bir şey. O yüzden gerçekten Allah'a sığınan insanlarda o vicdan güzelliği, o vicdan sevgisi, gerçek sevgi oluşabilir. Onu da sağlayabilmek için Allah sevgisinin oluşması lazım. Her şeyi yaratan varlığı. Çünkü kendi vicdanlarına zulmettikçe bu karanlık gelişiyor. Bunun olmaması lazım. Ruh bunu istemez.
insanı içine çökertir, dünyada cehennemi başlatır. Korkunç bir şey. O zaman bakın ölümden çok korkuyorlar. Ahirete inanmıyoruz diyorlar ama sürekli cehennemi soruyorlar. Sürekli ama. Demek ki cehennemin vardığına inanıyorlar ve korkuyorlar bundan dolayı. İşte bu Allah'a yakınlaşmak için bir vesile olmalı onlara. Çünkü cennetin de cehennemin de varlığı Allah'ın varlığını gösteren önemli bir delildir. Bunun üzerine düşünürlerse güzelliği bulurlar. Dünyada da ahirette de inşallah. Amaçları büyüklenmek aslında. Allah'a karşı haşa dine inanmama sebepleri büyüklenmek. Fakat şeytanın kölesi olarak yaşıyorlar. Şeytanın esiri olarak yaşıyorlar. Nerede büyüklenmek kalıyor? Şeytana karşı asıl büyüklenip ona baş kaldırmaları gerekir. Sonsuz alemlerin Rabbi olan, sonsuz bir yüce sahibi olan yaratıcıya teslim olmak aslında çok büyük bir nimettir. Yani onların büyüklenme bakış açılarına seslenecek olursak da, ama gidip şeytan gibi akıldan yoksun, kendini bile helak etmiş ve kendini cehenneme sürüklemiş olan bir varlığın peşinden nerede gidiyorlar, onun adımlarını izliyorlar. Burada işte siz daha da aslında küçük düşmüş oluyorsunuz. O yüzden şeytan adımlarını bırakıp bir an önce Allah'a teslim olmanız gerekir inşallah. Şeytan da ahirette zaten Allah'a ben senin kulunum diyor yani. Başka bir şey değilim diyor. Ben sizi zorlamadım, ben çağırdım. Siz kendiniz geldiniz diyor. Hemen kendini çekiyor. Evet, tabii. Onları yoldan çıkarmasına rağmen. Evet. Bir de vicdanlarına uymayı bir zorlukmuş gibi, bir oradaki itaati bir rahatsızlıkmış gibi anlatıyorlar da nefislerine tamamen teslim oluyorlar. Tamamen emrine giriyorlar. İşte evet, şeytanın fısıltısına tamamen teslim oluyorlar. Tabii. Evet. Çok doğru. İnşallah. Gerçekten.